Fakat yine işte ehli imanın da tamamen bundan bir gane kalacağı anlamına gelmez. Tabii. Yani tamamen böyle şey anlamında ikinci sınıf insan anlamında böyle geri kalacak derecede dünyadan tamamen el etek çekmiş görüntüsünde olması da doğru değil. Yani İslamiyet'in çünkü istediği şey o değil. Dünyayı da elbette. E, dengede tutacak, ahiretini de unutmayacak böyle bir harekette olacak. Fakat genel manada baktığınız zaman imanın endişeleri tabii. mutlaka kuşatmış olması lazım. Aynen öyle. Ben şöyle bir örnek veriyorum mesela bir arkadaşı söylemiştim. E, bot. bot Bota mesela dedim ki bu botu bir Müslüman icat etmiş olamaz çünkü abdest alınmıyor onunla. Çok zor. Hani çıkmıyor <laughs> ayak falan filan. Hani bugün mesela modern teknolojinin çoğu şeyinde mesela otobüs. Hani bir Müslüman icat etseydi otobüsü muhtemelen Müslüman'ın mahremiyet algısından dolayı o otobüste bir hanımların oturduğu bir yer belki farklı düşünülecekti, hmm. şey farklı olacaktı. Yani bizim imanımız aslında ürettiğimiz teknolojiyi de etkileyecekti. Hmm. Bizim herhalde kaybettiğimiz şey, yani sizin de altını çizdiğiniz onların yine çok özeniyoruz. Hmm. Halbuki bizim imanın getirdiği bakış açımızın her şeye istirahat etmiş olması lazım hani hmm. bir şekilde. Bir yer evet. onu abi şeyden dinlemiştim. Şükrü Nişancı Hoca'dan. Diyor ki hani Batı'nın teknolojisini alalım ama ahlakını al almayalım. Bu diyor çok zor. Niye? Çünkü teknoloji zaten bir ahlakın ürünü. Mesela diyor, e, buzdolabı düşünün, derin dondurucu düşünün. Eskiden diyor bir kurbanı kestiğiniz zaman eti bozulurdu. Hemen dağıtırdınız. Hmm. Çünkü hani dağıtmanız lazım yoksa fazla kalmıyor. Şimdi diyor derin dondurucu diye bir şey var. Bir yıl kalabiliyor. Hmm. O kadar dağıtmıyorsunuz artık diyor mesela. Hmm. İşte eskiden iki tane kıyafet yetiyordu insana yaşamak için. Birisi yıkanırken diğerini giyiyordu falan. Ama diyor bugün diyor çamaşır makinesi diye bir şey var ve 6 kilo çamaşır olmadan o çalıştırılmıyor. Hmm. O kadar eşyanızın olması lazım. Hani ister istemez böyle bir ahlak da geliyor. Hmm. Burada belki hani evet teknoloji lazım ama imanın kaygılarıyla bu teknolojiyi neye dönüşmeli ya da dönüştürmeliyiz. Hani böyle bir hmm. sanki endişeye ihtiyacımız var. yani oradaki o şeyi alıp yine yani kendi hizmetinde kullanmak Ali hala biz şimdi mesela onun icatlarını kullanıyoruz, ediyoruz. E, pek çok yerde o, o şeylerle ihtiyacımızı karşılıyoruz. E, özellikle teknoloji anlamında büyük bir belki çığır açtıklarını söyleyebiliriz. Bu bizim için büyük bir şeydir. Belki biz bunun için e, ciddi emek sarf etmemiz gerekir. Şey yapmamız gerekir o arayı kapatmak için ama onlar böyle bir hizmete hazırlamışlar, önünüze koymuşlar. Evet. Dolayısıyla hani bu manada bir hizmet görmüş oluyorlar işte. Hani e, buradaki bir açığı karşılamış oluyorlar. Bizim de bu şekilde ihtiyacımızı gidermiş olduklarını görüyoruz. İşte o yüzden hani dünyanın imarı konusunda onlar e, daha da farklı bir noktada oluyorlar. Yani tamamen dünyaya endeksli yaşadıkları için.